Evet arkadaşlar, tarih sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda Hammurabi'den bahsediyor. Diyor ki Babil Kralı Hammurabi ve Tanrı Şamaş'ın yer aldığı yandaki sitelde 282 maddeden oluşan Hammurabi kanunları yer almakta. Bu kanunların ilk kısmında baş tanrı Martuk hakkında övücü sözler bulunmakta ve Maktuk ile adalet tanrısı Şamaş tarafından Hammurabi'nin nasıl kral seçildiği anlatılmaktadır. Ayrıca Hammurabi'nin adalet ve doğruluğu tesis ettiğinden, huzur ve refahı getirdiğinden söz edilmektedir. Yalnızca bu bilgilere bakılarak, yukarıdaki bilgilere bakılarak hangisine ulaşılabilir diyor. Adalet anlayışının temeli tanrısal mıdır? Evet, çünkü adalet tanrısı vardır arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Yazılı hukuk kurallarına sahip olmuşlardır. Evet, 282 maddeden oluşan gördüğünüz gibi ne varmış? Yazılı kuralları varmış. Kral meşrutiyetini ilahi güce dayandırmaktadır. Evet, kim tarafından seçilmiş Hammurabi? Tanrı tarafından seçilmiştir arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. İkinci soruya bakıyorum. Diyor ki arkadaşlar, ikinci soruda ilk kez Orhan Gazi döneminde kurulan ve Osmanlı Devleti'nde en etkili yönetim kurulu olan Divan-ı Humayun günümüzdeki Bakanlar Kurulu, TBMM, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi gibi kurumların görevlerini yerine getirmektedir. Buna göre Divan-ı Humayun'un yasama yetkisi var mı? Var arkadaşlar. Çünkü bizde yasamayı kim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. Yürütme var mı? Var. Bakanlar Kurulu arkadaşlar. Yargı var mı? Evet. Yargıtay diyor arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi diyor. O zaman cevabım ne olacak? Edirne olacak. Üçüncü soruma bakıyorum. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin özellikle Balkanlar'da yayılışı tamamen kendine özgü bir karakter taşımaktaydı. Ani bir fetih ve yerleşme siyaseti izlemezdi. Fetihler sistematik bir şekilde çeşitli safhalar izleyerek yürütülürdü diyor. Osmanlı Devleti'nin bu şekilde bir fetih siyaseti izlemesinin açtıklarından hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? Tabii ki Balkanlar'da arkadaşlar uzun süre hakim olmasına ne yapacaktır? Sebep olacaktır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Sivas Kongresi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Diyor ki Sivas Kongresi'nin çalışmalarına katılacak delegelerin yemin metni şu şekildedir. Bakın. Yemin metni şu şekildedir. Yurdun ve ulusun kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceğimi, İtaat ve Terakki Fırkasının yeniden canlandırmasına çalışmayacağıma ve var olan siyasal partilerden hiçbirinin siyasi emellerine hizmet etmeyeceğime Allah için Allah ile. Buna göre Sivas Kongresi'nin toplanma amacı ile ilgili açıklamadan hangisi söylenebilir? A demiş, milli istiklal doğrultusunda hareket etmek, belirli bir ideolojik anlayışı benimsemek, yanlış. Meşru bir yönetim oluşturmak, yanlış. Çok partili siyasal yaşamı gerçekleştirmek, yanlış. Bölgesel kongrenin toplanmasına engel olmak, hayır arkadaşlar. Cevabım Adana olacak. Amacım nedir? Milli istiklal doğrultusunda hareket etmek. Çünkü amacı ne? Yurdum ve ulusun kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiçbir şey ne yapmayacağım diyor, düşünmeyeceğim diyor. Ve son soruma geçiyorum. Bugünkü sorular çok kolay arkadaşlar, çok basit. Eminim ki 5'te 0 tarihi yaparsınız. Evet, 5. sorum. Diyor ki 17 Şubat 1923'te gerçekleşen Türkiye İktisat Kongresi'nde misak iktisadi kararları kabul edildi. Bu kararlara göre Türkiye madenlerin kendi milli gelişimi için işleyecek, aşar vergisini kaldıracak, binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi sporlara önem verilecekti. Alınan bu kararın temel amaçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylemez? Farklı alanlarda kalkınmaya önem verildiği var mı arkadaşlar? Evet, var. Beden terbiyesi var mı? Binicilik, nişancılık, avcılık. Çiftçilerin mali yükümlülüklerini azaltması, aşar vergisi. Kaynakların kullanımında ülke çıkarları gözetilmeli. Madenlerin kendi milli gelişimi için işlenecek. Milli egemenliğe dayalı bir rejim. Burada siyasetten bahsediyor mu arkadaşlar? Hayır, ekonomiden bahsediyor. Cevabım ne olacak? Edirne olacak ve tarih sorularını bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bugünkü tarih soruları. Tarihle kalın, tarihi sevin diyorum arkadaşlar. Yeniden görüşmek ümidi. Evet, coğrafya sorularının çözümü. Aşağıdaki şekilde farklı enlemlerde dünyanın ekseni çevresindeki dönüş hızları verilmiştir. Ekvatordan kutuplara doğru. Evet, bu hızın azaldığını görüyoruz. Ve bu hızın
ortaya çıkarmış olduğu sonuçlardan biriyle ilgili bir çıkarım yapmamızı istiyor. Tan ve grup süresinin ekvatordan kutuplara doğru uzaması, çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru azalmasıyla ilintilidir diyebiliriz. Ya doğru seçeneğimiz A seçeneği. Kalıcı kar, A sınırının ekvatordan kutuplara doğru deniz seviyesine yaklaşması dünyanın şeklinin bir sonucu. Yerleşme üst sınırının ekvatordan kutuplara doğru alçalması yine dünyanın şeklinin bir sonucu. Yani enlem faktörü. Paralellerin boyunun ekvatordan kutuplara doğru kısalması yine dünyanın küresel şeklinin sonuçlarından bir tanesidir. Orman ağaçlarının ekvatordan kutuplara doğru geniş, karışık ve iğne yapraklı şekilde kuşaklar oluşturması, bitki örtüsünün yatay yönlü dağılışı yani yine dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur diyebiliriz. Ama A seçeneği çizgisel hızla açıklanabilecek bir sonuçtur diyebiliriz. Aşağıdaki iklim olaylarıyla ilgili açıklama yapan öğrencilerin verdiği örneklerdeki neden-sonuç ilişkisinden hangisi yanlıştır? Arjantin'in güney yarımkürede yer alması nedeniyle kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Bu doğru bir ifadedir. Ekvatordan kutuplara doğru yükseltinin artması nedeniyle sıcaklıklar azalmaktadır. Ekvatordan kutuplara doğru yükselti değil, sıcaklığın azalmasının temel sebebi enlem faktörüne bağlı olarak güneş ışınlarının düşme açısının daralmasıyla açıklanabilir. Yani dünyanın şeklinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. C seçeneğine bakalım. Alaska akıntısı etkisiyle Kanada'nın batı kıyılarında ılıman iklim koşulları görülür. Alaska sıcak su akıntısı etkilemiş olduğu Kanada'nın batı kıyılarında sıcaklığı arttırmaktadır. Gün içinde sıcaklık ve basınç koşullarının değişmesi meltem rüzgarlarını oluşturur. Yine dünyanın eksen hareketi sonucu sıcaklık ve basınç değiştiği için yine meltem rüzgarların oluşumu doğru seçenek doğrudur. Evet, 30 derece enlemlerinde dünyanın günlük hareketi sonucunda meydana gelen alçalıcı hava hareketleri büyük çöllerin oluşmasına neden olmaktadır. Yani dinamik yüksek basınç alanları bu doğru bir ifadedir. Ama B seçeneği yanlıştır diyebiliriz. Evet, Türkiye'de dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri ve bu yer şekillerinin bulunduğu yerlere örnekler verilmiş. Yukarıdakilerden hangisi yanlış bir örnekleme yapmıştır? Evet, Menderes, Aydın doğrudur. Büyük ve küçük Menderes, özellikle Menderesler Horst ve Graben sistemi dediğimiz Ege bölgesinde geniş olarak görülüyor ve Aydın da buna örnek olarak verilebilir. Tombolo, Sinop doğru bir örnektir. Dalga biriktirme şekillerinden Tombolo'ya hem Marmara Denizi içerisindeki Kapıdağ Yarımadası hem de Sinop verilebilir. Lagün, Denizli yanlış bir örnektir. Lagün veya deniz kulağı dediğimiz koy ve körfezlerin önünün dalgaların tarafından biriktirmesi sonucu oluşturulmuş sığ göllere verilen isimdir. Evet, Hakan'ın örneği yanlıştır diyebiliriz. Evet, Plato Kocaeli, Kocaeli, Çatalca Kocaeli Platosu. Yani zaten kelime olarak aşina olduğumuz bir kavram. Evet, Mantarkaya, Nevşehir. Evet, bunu da yine örnek olarak verebiliriz. Temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine birincil ekonomik faaliyet adı veriliyor. Yani birincil sektör. Balıkçılık, ormancılık ve madencilik gibi yukarıdaki faaliyetler tarım içerisinde mi yer alır gibi bir soru var. Evet, balıkçılık, ormancılık, orman ürünlerinden geçimini sağlama ve maden çıkarımı bunlar birincil sektörde yer alan faaliyetlerdir diyebiliriz. Evet, dünyadaki deniz yolu taşımacılığında aşağıdaki su yollarından hangisi diğerlerinden daha az kullanılmaktadır? İstanbul Boğazı, Cebeli Tarık Boğazı, Hürmüz Boğazı ve Doğer Boğazı aktif olarak kullanılmaktayken Panama kanalının açılmasıyla Magellan Boğazı önemini yitirmiştir.